İzmir'in Foça ilçesinde 14 ve 7 yaşındaki kardeşlerin üvey babaları tarafından keser sapıyla dövüldüğü iddia edildi. Komşuların tanıklık ettiği olayda iki kardeş jandarma tarafından kurtarılarak öz babalarına teslim edildi. Anne Canan G. ve dini nikahla birlikte yaşadığı Muhittin Ö. ise gözaltına alındı. Ders başında uyukladığımız için. 14 yaşındaki İG'nin ifadesinde anneleri evde yokken kendilerine kötü muamelede bulunup keser sapı ve sopayla dövdüğünü ileri sürdüğü üvey baba Muhittin Ö tutuklandı. Kızlarını Muhittin Ö'nün değil kendisini dövdüğünü söyleyen Canan G ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Canımız bir şey çektiğinde para alıyorduk kutudan. Kendimize bir şeyler alıyorduk. Ona da kızıyorlardı, hırsızlık diyorlardı, dövüyorlardı. Canan G'nin evinden 22 Ağustos'ta gece saatlerinde gelen gürültülerden çocukların dövüldüğünü fark eden komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma ekipleri vücutlarında yara ve darp izleri bulunan kardeşleri kurtardı. Foça Devlet Hastanesi'ne götürülen iki çocuk için darp raporu alındı. Komşuları duymuş onların bağırmalarını falan şikayet etmişler jandarmaya. Jandarma da gitmiş de almış çocukları. Cumartesi günü de, geçen cumartesi beni aradı jandarma. Gece 1 miydi, 2 miydi? Dedi bu kağıt var kardeşim dedi. Dedi buraya gelmen gerekiyor dedi. Ondan sonra ne oldu dedim, söylemedi. Dedim ne oldu, bir şey mi var dedi. Ondan sonra gelmen gerekiyor, çocuklarım burada, çocuklarla ilgili deyince. Ondan sonra işte jandarmaya gittim. Olanları gördüm, çocuklarımı hali perişan. Canan G ise ifadesinde sürekli yalan söylediği için kızımı dövdüm. Omuzları ve dizlerine sopayla vurdum. Kızım omzundaki yaraları kaşıyınca yarası daha da derinleşti. Dini nikahla yaşadığı Muhittin Ö hiçbir şekilde kızlarıma şiddet uygulamadı. Küçük oğlumsa benden izinsiz para aldığı için parmaklarına sopayla vurarak dövdüm dedi. Sen öz anne çocuklarına böyle yaptırır mı? Mahkemeye verdim. Şimdi gerekeni yapacağım. Benim çocuklarım bunu yapan insan değil yani. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklarla her iki omzunda büyük ve açık darp yaraları olan kardeşlerin alınan ifadesinde Muhittin Ö'nün 11 aydır anneleriyle aynı evde yaşadığını belirtip üniversitede öğretim görevlisi olduğunu söyledi. Üvey babamız Muhittin Ö ise annem evde yokken sürekli bize şiddet uyguluyor, azarlıyor, odaya tuvalete kilitliyor, aç bırakıyor ifadesinde bulundu. Hayırsever varsa Allah rızası için bana yardım etsin. Dua ederim ben onunla.